Herkese mutlu günler arkadaşlar. Güzel bir güne, hayırlı bir güne hatta vesile olmak için başladık. Şimdi köy okuluna gitmeden önce, çünkü ilk karşılaşmamız olacak çocuklarla birlikte, güzel bir izlenim bırakmak istiyorum onların gözünde. Bu yüzden de bir markete uğrayıp onlara bir şeyler alacağız. Öğretmenim de şu an yanında. Onunla birlikte bir şeyler alıp sonra da okula gideceğiz. Bakalım nasıl olacak, mutlu olacaklar mı olmayacaklar mı hep beraber göreceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz. Sağa sola yapıyoruz. Yolları yeni yapıyorlar galiba. Evet, çok kötüydü yollar. Şu an ben de mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar markete geldik ve çocuklar için bir şey alacağız. Hocam ne alalım? Ne isterler? Kakaolu, çilekli süt alabiliriz. Tamam, süt balon alalım. Alabiliriz. O zaman bir araba alalım. Tamam. Kaç kişi olacağız? 30-31 kişi. Tamam, 31 kişilik. Ben araba alıp geliyorum. Tamam. Araba var mı var? Kakaolu süt. Pardon, kakaolu sütler ne tarafta? Tamam. Teşekkürler. Ha, şurada ama soğuk olur mu? Şurada. Dışarıda var mı acaba? Gidene kadar ısınır ya da bir saat sonra falan ya da işte 15 dakika sonra veririz. Neyi alalım hocam? Kakaolu alalım. Kakaolu var. Muzlu, çilekli. O zaman 30 kişiler. 10'ar tane. 10 yapıyorum ben. 10'ar kakaolu. Burası tamam. Başka ne alalım? Balon. Balon. Balon, bunun soralım. Balon var mı? Evet. Balon. Ya balon var mı? Hayır. Yok. Neyse tamam. Başka yerden bakarız. Evet, ondan başka bir yerden bakarız. Çikolata mı alalım? Çikolata alabiliriz, tamam. Evet. Hangi çikolata mı? Var mı onların böyle özellikle sevdikleri bir şey hocam? Gofret seviyorlar. Gofret olabilir. Evet, Ülker çikolatası. Bundan 30 tane alıyorum tamam. Direkt. Şu kutuyu alıyorum. Bence bu bizim için yeterli olur. Evet, başka neye ihtiyacımız var? Şu an için yok. Balon alırsak mutlu olurlar. Evet, yol balon. Yol üstünde balon bulabilirsek o zaman. Bulabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. İleride bir yer var. Oraya tamam, bakalım. Bunu çıkıyoruz. Tamamdır. Hangi kasa çıkıyor? Tamam. Şöyle 10 tane. Marketten çıktık. Şimdi balon almak için bir kırtasiyeye gidiyoruz. Balon da alırsak ondan sonra köy okuluna doğru yol alacağız. Genel olarak o zaman böyle istekler ve arzular değişiyor yani. Belirlerde. Ama kız çocukların hala okutulmuyor olması çok garip. Kesinlikle. Hele bir şu zamanda. Devlet bu konuda destek veriyor çocukların okuması için ama yeniler değişiyor. Hani onları biraz daha bilinçlendirmek lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama yetmiyor. Aslında hiçbir şey değişmemiş yani yıl 2021. Evet, doğru söylüyorsun. 1980'lerde, 70'lerde, 90'larda neyse hala kesinlikle aynı şey geçerli. Aynen öyle. Evet, çok güzel oluyor. Bir de Eylül'de pabuk asıl oluyor. Bembeyaz. Evet. Burası da Mezopotamya. Evet. Aa, çektik. Gördün mü? Çok kuş çeşidi var. Evet, çektik. Çok güzel. Yağmur yağınca sıkıntı olabilir, evet. Yağmur yağmıyorken. Yeni yerleşim, yeni evler çok. Yapılan yeni ev çok şu an burada. Evet, toprağı işlemek için geliyorlar genelde. He. Dönemlik geliyorlar. Evet. Sonra işleri bitince tekrar geri dönüyorlar şehre. Evet, arkadaşlar okula geldik. Okul sol tarafımızda. Hemen göstereyim. Okulun içine koyunlar mı hiç hocam? Olabiliyor. Koyunlar geçiyor. Şöyle kameramızı koyalım. Şimdi okulun öğrencilerini göreceğiz. Onlar da dışarı çıkmaya başladı galiba. Evet, yolu biraz kötüymüş ama çok kötü değil. Evet.
okul gözüktü. Okulun içine gireyim mi? Girebilirsin. Şimdi onlar kapıyı açar. Bak bir tanesi geliyor zaten. Ayakkabılarını giymemiş. Ayakkabıları da yok. Aç bakayım kapıyı. Vallahi bakın bir öğrenci açıyor şu an kapıyı arkadaşlar bize. Açamıyor. Biz ona yardımcı olalım. Dur. Geliyorlar. Tamam. Destek geliyor. Destek ekip geldi oradan. Evet. Bak ya aslan parçaları. Aferin size be. Nasıl koşuyorlar. Geliyorum. Evet. Oradan girmez. Biraz daha açabilir misiniz çocuklar? Biraz. Vallahi gel. Geç geç. Çocuklar yok değil mi? Yok yok. Evet. Tamam çık oğlum. İyiyim, sen nasılsın? Şöyle benim yönümüzü bu tarafa verecek şekilde çekelim. Ne kadar hazırsınız? Tamam. O zaman açıyorum kapıyı hocam. Tamam. Öncelikle bunların içerisinde sütlerimiz var. Şöyle elini daldırıp herkes birer tane alsın bakalım. Evet. Aferin size. Almayan var mı? Almayan ben, önce elini kaldırsın. Benim. Tuğçe kaldı. Al kardeşine de. Al abi Tuğçe kaldı. Tuğçe'yi vereceğim. Veriyorum hemen veriyorum. Ne demek? Rica ederim. Teşekkürler. Sıkmıyor. Gel sana süt vereyim. Gel. Rica ederim. Lütfen. Ne demek? Al bakalım. Hadi sınıfa. Çak bir beşik. Rica ederim. Görüşürüz. Ya bu nasıl bir mutluluk hocam? Ne diyorsun? Vallahi buna vesile olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Ya onların yüzündeki gülümsemem muhteşem. Beni de inanılmaz etkiledi. Neyse şimdi balonlarını falan verince de mutlu oluruz. Biraz büyük gel. Bir de şunu dene. Anne içinde. Sana şunlar oluyor değil mi? Ayakkabıda 32, terlikte 33. O zaman 33 alalım değil mi? Hocam bir numara büyük olsun. 33 numara. Emine nerede? Sen misin? Emine 37 mi? Maşallah ne kadar büyükmüş. Yanlış ya. Senin ayak maksimum. Yazıyordun onda Emine. Söyle. Ha? 27. Ha. 27 diyor. Evet arkadaşlar okuldan çıktık şimdi hocamla birlikte ciddi anlamda harika yardımlar geldi. Ya yani ihtiyacımız neyse onu insanlara söyledik ve onlar da elinden geldiğinden daha fazlasını yapmaya çalıştılar. İşte yazıcıya ihtiyacımız vardı. 4 arkadaş birleşip yazıcı almak istedi. Şimdi bir yazıcı markası bakıyoruz, onlara link göndereceğiz ve gelecek. İşte UFO ihtiyacımız vardı. Yeteri kadar para topladık, şu an UFO alabiliyoruz okula. Kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız vardı. Yine bir arkadaşım sağ olsun bütün ihtiyacımızı tek bir seferde, tek bir kalemde alışverişini yaptı ve bize gönderdi. Mucize gibi. Şimdi biz de elektrikli soba almaya ve ufak tefek eksiklerimizi almak için yola çıkıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet, pazarlamamızı yaptık. Abim de sağ olsun okula gideceğini söylediğimiz için bu yardımların kendisi bizden kar almadan sipariş verdi hatta. Kendi dükkanında yoktu. Isıtıcıları sipariş verdi. Yarın geleceğini söyledi. Biz de yarın gelip buradan teslim alacağız. 6 tane ısıtıcı aldık elektrikli. 2 tane bir takipçim gönderiyor. Toplamda okul için 8 tane ısıtıcı kullanmış olacağız. Bence yeterli. Bir de burada anaokulu için çocukların hemen yan tarafına böyle masaların olduğu yere yakınına koyalım üşümesinler diye böyle bir ısıtıcı aldık. Bence yeteri kadar almış olduk. Yani hepsini almaya geleceğiz abi o zaman. Şimdi istersen biz ödemesini de yapabiliriz. Problem değil. Hapur alalım bunu. Tamam. Ödemeyi yapalım ve yola devam edelim. Nasıl abi? PKT'nin fiyatı nedir abi? Şu
Evet, okulumuzun perdelerini tamamladık. Şöyle bir renk seçtim. Bakın şöyle sınıfta, ana sınıfında nasıl duracak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ölçülerimiz alındı. Ne zaman yetişir kardeşim? En son pazartesi veya cumartesi biter inşallah. Cumartesi biter inşallah. Beni çok mutlu edersin. Çünkü ben Karaman'da yaşıyorum. Tamamdır. Çocuklar için buradayım. Çok güzel. Yaklaşık bir hafta buradayım. Ne kadar erken bitirsek bu kadar iyi olur. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sözü de aldık arkadaşlar. Perdeyi halletmiş olduk. O zaman bir sonraki iş için yola çıkabiliriz. Evet, bazı kırtasiye eksikliklerimiz vardı. Onları almak için kırtasiyeciye geldim. İlk sabah da zaten çocuklara bir şey alırken, balon alırken buradan almıştık. Şimdi toplu bir alışverişim olacak. Onları alıp arabaya koyacağım. Bakalım pazarlığımız nasıl olacak. Tabii. Göndereceğim ben. Ve günün sonu elektrik işleri, kırtasiye işleri. Aynı zamanda ufak tefek eksikleri de aldım. Bugünü bitiriyorum çünkü akşam oldu arkadaşlar. Artık konaklayacağım yere doğru gitmem gerekiyor. Havada bir anda güneş girince soğudu açıkçası. Eve doğru gidiyorum. Evet, okulumuza geldik arkadaşlar ve yardımlarımız burada. Isıtıcıları bağlamak için geldik bugün ve ufak tefek kargolarımız gelmeye başladı. Öğretmenimizin sandalyesi geldi. Bunlar aynı değil. Şimdi bunları içeri taşıyacağız ve içeride kurulumunu yapacağız. Daha fazla vakit kaybetmeden işe başlayalım. Üstümüzü alalım buradan. Ben üstümü çıkarsam iyi olacak. Daha kolay çalışırım. İçerisi zaten ısınacak. Evet, bir ısıtıcımız var. Şunu alayım. Ağır mı bilmiyorum. Değil. Şuradan şöyle ikili alabiliyorsun. Var. Süper. Şunları batlamıştım, düşmemiş. Şartlar olmuş da bu kadar. Evet, ilk ısıtıcımız çalıştı. Bu bile bayağı ısıttı. Şimdi ikinci ısıtıcıyı karşı tarafa takacağız ve şuraya da takacağız. Toplamda 4 tane ısıtıcı olacak. Çok müthiş oldu. Harbiden. Evet, tamam oldu. Çok hiç oynamıyorduk mu? Tamam, oynamadım. Evet, şu anda ısıtıcıların
şeyini yaptık, montajını yaptık. Burada bir ısıtıcı, hemen şurada bir ısıtıcı, bu tarafta da bir ısıtıcı var. Hemen hocanın masasının arkasına da bir tane ısıtıcı taktık. Ve 4 ısıtıcıyla burayı bitirdik. Ama akşam oldu arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 saattir bununla uğraşıyoruz. Şimdi kornişleri takacağız, perdeleri. Perde için. Tamam tamam. Sağ olun, sağ olun. Emre de benden daha geniş. Daha geniş. Valla ciddi değil. Doğru, doğru söylüyorsun. Daha geniş. Yani gömdük bitti mi masanız? Geldim buradan havaya da gidelim. Zaten orada. Tutarım. Şimdi kornişi versene biraz. Kornişin orta şeye diyorsun. Orta. Bir tane kullanacağız zaten. Ortaya mı kullanalım? Aynen. Ortaya şeyler, dübeleri kullanırsın. Vidaları. Yok. Perde. Perde. Perdeyi kenarlarda kullanalım. Bir yer, hani bir ileride iki perde merde olur ya. Bir önde bir arkada. Ama sen en azından vidaları ortaya bulursun. Şuraya vereyim. Ha, aynen. Ben buna göre bir tahminim daha iyi. Sen yerlerini işaret et. Dübel tahtadan yaparız. Tamam. Tahtadan mı? He. Aynen. Tamam. Tahtayı koyacağım. Bir de seçeceğiz. Çakacağız tahtayı. Çakacağız. Üstüne bir daha geçeceğiz. Başka tarifi yok. Evet. Hatta daha güzel olur. Tamam. Köyde kim şey versin abi? Şunun ucunu değiştirelim. Bu işaretle aynı yerden. Akıllı bir de yok mu başka? Başka yok. Tamam. Tamam mı? İşaretle mi? Kızım pazar dedi. Bir de şu an yerden bağlı. Tamam mı? İşaretle buradan üstten. Yani en azından dübel taktığımız zaman yerler denk gelir. Tamam. Doğru mudur? Doğrudur. Biz hele montayı versin. Üstten geçir. Şöyle. Bir yanın üstüne geçeriz. Murat. Horozu. Sen keşke bundan birkaç gün önce gelseydin. Ne keçi mi kestiniz? Yok. Keçi o boştu. Ne? Bir mevlüt oldu, düğün oldu. Ha düğün. Gittik adam az kesmiş, 40'a yakın koyun kesmişti. Az mı kesmiş? 40'a yakın. 40'a yakın. Sade kavurma yapıyor ha. Sadece yem, başka bir şey yok. Sen diyorsun ki 40 tane koyun kesmiş ama az kesmiş. Az, az. Azdır, azdır. 1500-2000 kişisi geldi. Aha, ooo. O zaman buralardan kız almak zor. Yok, yok. Çok zordur. 300 milyarı al git. 300 milyar mı? Sadece kıza mı veriyorsun 300 milyar? Yok, masraf komple. Adana'ya kadar. He, altın? Altın? Altın var, bir 150-200 var.
Tamam ben yok abi tamam. Allah. Afiyet olsun herkese. Şu nedir? Ne şu? Az bir şey. Şey bakayım turşu suyu. Bu gri biçerektir ha. Güzel güzel vallahi güzel. İstanbul'da bunu parayla satıyorlar. Ya. Bu şalgam da gel ha. Değil, şalgamdan ayrı. Biraz tadı farklı zaten. Şey dedi ben görmemişim. Sarım koca dedi ben. Tamam. Ortası bittik. Boş kaldı ama. Evet. Diğeri çok açık kaldı. Değil mi? Bunu bir tarafa kırmayamazsınız. Bir şey olmaz ya. Orada zaten perde var. Kornişer tamam. Bir sonraki sınıfın ısıtıcılarını takmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Dubeller bunun hizasında değil mi? Ve günün sonu arkadaşlar. Olumlar bildik. Şöyle. Her sırada iki kişi oturuyor hocam. Günün sonu çocuklar şu şekilde iki kişi değil mi? Dürece ve lokum dağıtacağız. Yani sabah geldiklerinde bunlarla karşılaşacaklar. Bunu da Mesut abim Antep'ten lokumcudur kendisi. Kendisiyle Kahramanmaraş'ta bir yerde kamp yapmıştık. Storylerini izledikten sonra o da ister istemez kayıtsız kalamadı duruma ve lokum önlerdi. Ona teşekkür ediyoruz. İkinci gün yine kargolarımız geldi. Bu yüzden şimdi okula gidiyoruz ve bunları yerleştireceğiz. Bu arada bunun tersini düzdüm de hiçbir mantığı şey yokmuş. Yok arkadaşlar bunun bu mantığı yokmuş. Onu çözmüş. Karşı karşı geçiş. Tonla bir yolu da var. Sıkıyorum. Var mı uçtuk? Yok. Tamam. Right. Şöyle evet yaklaşıyor göstereyim. Şöyle. Şuradan bir tane kitap buldum. Şöyle bir şey. Şöyle koyacak işte. Bunu da alalım oraya. Yemek mi olsun? Yemek mi olsun? Büyük iş yaptık. Sevmediğim işim ya. Ben de değilim. Terletim. Anneme de takdir ederiz. Ya bu kol ağrısı yapıyor. Evet. Bak o kadar spor yaptım. Kol çok çalışırdım. Ona rağmen omuzum dayanmıyor ya bu acıya. En üstü takıyorum. Yoksa en altı. Yanacak mı? En altı taksam daha arada boşluk olmazsa ki ışığı daha çok evet. Kesmez mi? En arka olsun yani. O poşetin içinde şey var bir de. Stop. Evet, stoplar da var. Bir de bu annem tutup taktırdı, 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 ortada bir tane boş atlardı. Sonra tekrar mekanı. Valla bunun uzunluğu güzel olmuş hocam. Bak nasıl kadar. Değil mi? Yani. Oho. Full karanlık ya. Şuradan şöyle. Oho cırt cırt yapmış. Bunun böyle durması için duruyor vallahi. Durmasa da sonra öyle bir durum. Duruyor, duruyor. Duruyor, duruyor. Evet. Miko. Gel abi. Bu perde izleşir burası. Hafif. Bu perde. Çok kolay geçir abi. Evet.
yardımlara bakar mısınız arkadaşlar? Şunlara kırtasiye malzemeleri, oyunlar. Burada yine oyunlar, boyalar bitmiyor ve şöyle duvara biz de renklendiriyoruz şimdi. Şurada da kitaplıklarımız var. Perdelerimiz geldi.